Yepyeni bir iPhone videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Apple kimliği oluşturacağız. Apple kimliği oluşturmadan önce YouTube kanalımdan sizlere birkaç video önerisinde bulunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Apple kimliği oluşturduktan sonra bu Apple kimliği unutabiliyoruz arkadaşlar. Unuttuğumuz takdirde yapmamız gerekenleri bir iCloud şifremi unuttum ne yapmalıyım videosuyla sizlere sundum. Buradan izleyebilirsiniz. Daha sonrasında birkaç daha video önereyim sizlere. iPhone müzik indirme, Instagram DM kapatma, Instagram video indirme, Spotify ön bellek temizleme ve Spotify'da olmayan şarkıları nasıl ekleyebiliriz onu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen Apple kimliğimizi oluşturmaya başlayalım. Öncelikle ekranın en üstünde iPhone'unuza giriş yapın diye bir kısım var. Evet, bu kısmı gördüğünüz takdirde herhangi bir Apple kimliğine sahip değilsinizdir. Tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizden bir Apple kimliği istiyor. Fakat biz Apple kimliğine sahip olmadığımız için Apple kimliğimizi yeniden yaratacağız. En baştan yaratacağız. Apple kimliği yarata basıyoruz. Evet, daha sonrasında doğum tarihimizi soruyor. Doğum tarihimizi girelim. Evet, size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum arkadaşlar. Girdiğiniz doğum tarihi, e-posta, numara ve güvenlik soruları doğru ve eksiksiz olmak zorunda. Veyahut unuttuğunuz takdirde, onları hatırladığınız takdirde büyük harf, küçük harf veya noktalama işaretlerine uyumlu bir şekilde yazılmalı. Ve yaptığınız işlemleri bir yere not etmelisiniz arkadaşlar. Unuttuğunuz takdirde büyük problemlere de yol açabilir. Evet, doğum tarihimizi oluşturduk. İlerliyoruz. At Telekom deneme yapalım. Deneme. Evet, burada ücretsiz adresinizi kullanabilirsiniz. Herhangi bir mail hesabına sahipseniz bunu iCloud'a çevirip bir Apple kimliği kullanabilirsiniz. Fakat biz ücretsiz iCloud adresi almak istiyoruz. Ve alttakine tıklıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada e-posta adresi oluşturma kısmı açıldı. Telekom. Bu arada kullandığım cihaz, şu an kullandığımız cihaz iPhone 6 cihazı. Telekom deneme 11@icloud.com hesabını oluşturuyoruz. Apple haberleri ve yazılım güncellemenin Apple ürün ve hizmetleri ile ilgili en son bilgileri öğrenin. Buna gerek duymuyorum arkadaşlar. Burayı kapatabilirsiniz ama siz açabilirsiniz. Problem değil, açıkta kalabilir. Görmüş olduğunuz gibi Telekom deneme 11@icloud.com oluşturulsun mu diye bir seçenek geliyor. E-posta adresimizi oluşturuyoruz. Daha sonrasında parolamızı giriyoruz. Evet, parolamızı girdik. En az 8 karakter uzunluğunda ve bir rakam, bir büyük ve bir küçük harf içermelidir. İlerle yapıyoruz. Evet arkadaşlar, belki de iCloud oluşturmanın en önemli kısmına geldik. Güvenlik soruları. Lütfen bu güvenlik sorularını doğru ve eksiksiz girmeniz gerekiyor. Unuttuğunuz takdirde hatırlamanız zor olacaktır. Gençken en iyi arkadaşınızın adı neydi? Buraya deneme yazalım hemen. Deneme Ali yazalım. Hayalinizdeki iş nedir? Deneme doktor yazalım. Evet, anneniz babanız hangi şehirde tanışmışlardır? Deneme. Deneme hesabı olduğu için öncesine deneme yazıyorum arkadaşlar. Lütfen siz doğru ve eksiksiz girmeye çalışın. Ve bir kağıda kendi telefonunuza değil başka telefonlara da kaydetmeye çalışın. Evet, bu hüküm ve koşulları hemen kabul ediyoruz. Evet, iCloud'a giriş yapılıyor. Burada biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an kullandığım telefon iPhone 6. Henüz bir Apple kimliğine sahip değil. Apple kimliği oluşturduktan sonra birkaç uygulama deneyeceğiz. İlk uygulamayı indirdiğimiz takdirde sizden doğrulama kodu istiyor. Bu doğrulama kodunu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Biraz bekliyoruz.
Evet, telekom deneme 11@icloud.com Apple kimliğimiz oluşturulmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi bu şu an deneme hesabı. iCloud üzerinden fotoğrafları, mail hesabınızı, kişileri, takvimleri, anımsatıcıları, notlarınızı, mesajlarınızı, safarinizi, hemen hemen her şeyinizi iCloud'da oluşturabilir ve bunları bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Vazgeç yapıyoruz bunu. Evet, iPhone'umu bul kısmı da çok önemli. Kaybettiğiniz iPhone'unuzu bulabilirsiniz. Evet, iTunes ve App Store'umuzu bağlayalım hemen. Bizden şifremizi istiyor. Şifremizi girelim arkadaşlar. Evet, Apple kimliği şifremizi girdik. Evet, doğrulandı. Hemen App Store'umuzu açıyoruz. Buradan çıkalım arkadaşlar. Welcome to App Store. İzin veri tıklıyoruz. Şu an App Store'um yabancı bir konumda olduğu için İngilizce çıktı yazılar. İptale basıyoruz arkadaşlar. Evet. Arama çubuğundan ne indirelim? ÖSYM'yi indirelim arkadaşlar. Şu an gündem olan uygulama zaten. Get yapıyoruz, al diyoruz. Yüklemeye tıklıyoruz. Bizden şifremizi istiyor. Evet arkadaşlar, bu Apple kimliği daha önce iTunes Store'da kullanılmadı. Evet, gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu Apple kimliği ilk defa bu telefonda kullanılacak. O yüzden gözden geçir yapıyoruz. Hüküm ve koşulları kabul ediyoruz. Evet, ödeme yöntemini geçiyoruz arkadaşlar. Hiçbiri yapabiliriz. Sokak bilgisine İstanbul. Bulunduğunuz şehre göre doğru bilgileri girmeniz gerekiyor. Adresleri de. Eksiksiz girmeye çalışın arkadaşlar. Evet, altıda mutlaka ve mutlaka doğru telefonunuzu girmeniz gerekiyor. Doğru telefon adresinizi girmeniz gerekiyor. Hemen girelim. Son olarak telefon numaramızı girdiğimiz takdirde Apple kimliği tamamlandı diye bir sayfa açıldı arkadaşlar. Telekom deneme 11@icloud.com devama tıklıyoruz. Ve ilk uygulamamızı an itibariyle alıyoruz. Yükle kısmına tıkladığımızda burada tekrardan şifremizi giriyoruz. Daha fazla satın alma işlemi için yapmak için parola gereksin mi? Burada 15 dakika daha sonra gereksin ve her zaman gereksine tıklayabilirsiniz. Ben 15 dakikadan sonra gereksin çünkü telefonu benden başkası kullanmıyor. O yüzden bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, uygulamanın inmesini bekliyorum. Bu arada oluşturduğumuz mail hesabı da burada. Maillerimiz de geliyor. Açmayalım. Evet, uygulama indiriyor. Evet, yeni bir Apple kimliğine sahip olduk. Bu sayede yeni bir Apple kimliği oluşturarak uygulama ve oyun indirebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.